İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Vatanseverlik ve milliyetçiliğin rakamlarla ifadesi. Vatanseverlik nedir? Milliyetçilik nedir? Üzerinde derin düşünmemiz gereken konular. Mesela ayrımcılık milliyetçilikle ve vatanseverlikle ifade edilebilir mi? Ülkenin tümünü kucaklamak yerine ülkemizin yarısını terörist ve teröre destek vermekle itham etmek vatanseverlikle ve milliyetçilikle izah edilebilir mi? Ya da ırkçılık Önce genelden başlarsınız. Sonra alt ırklar gelir. Sonra yöresel ayrımcılık gelir ve ardından aşiret veya sülaleler gelir ve de en sonunda aile arasındaki sen bencilik. Yani ülkede ayrımcılığa başladığınızda bunun sınırı nerede duracak? Tek hedef olmalı. Güçlü ve kardeşlik bağıyla sarılmış bir ülke. Yani Türkiye'miz. Bugün ABD ırkçılık üzerinden mi milliyetçi yoksa vatanseverlik üzerinden mi milliyetçi? ya da İngiltere veya İskoçya. Her ikisinin de başbakanı İngiliz ve İskoç değil. Bob yani Büyük Ortadoğu projesi nedir? Rahmetli Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu Bob için Türkiye'yi yıkım projesi olarak tanımlıyordu. Dışarıdan değil içeriden yıkım projesi veya Büyük İsrail projesi de diyorlardı. O zaman Türkiye'ye biraz yakından bakalım. Uçuyor, şahlanıyor, oyun kuran ülke mi oluyoruz yoksa yıkıma maruz kalmış bir ülke miyiz? Rakamları vereceğim ve kararı size bırakacağım. Buyurun başlayalım. Teknolojisi duran ülke. Türkiye büyüyor mu yoksa aynı zamanda kalkınıyor mu? Büyüme şudur. Bugün 10 hıyar satarak geliriniz 100 liradır. Yarın 12 hıyar satarak geliriniz 120 liraya çıkıyor. İşte buna büyüme deniliyor. Oysa 10 hıyar satışının yanına bir de televizyon, buzdolabı gibi yeni ve teknolojik ürünler satmaya başladınız. İşte buna kalkınma deniliyor. Yani teknolojik gelişmeyle sağlanan bir değer artışı. Ülkeler orta uzun vadede teknolojik gelişmeyi emsal ülkelerin ilerisine taşıdığında iki şey olur. 1. Ülkede refah artar. 2. Ülke parası istikrarlı bir değere oturur. Bu iki şey olmuyorsa anlayın ki ülkemiz kalkınmıyor, sadece büyüyor ve şişiyor. Grafikte 3 şey görüyoruz. 1. Türkiye'nin ihracatta yüksek teknolojik ürün payı 2000'li yıllarda %6-7 aralığında seyrediyordu. AK Parti ile beraber Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracat payı hızla düştü ve %3-4 bandına geriledi. 2. Teknolojiyi ikiye ayırdığımızda yani yüksek teknoloji ve düşük teknoloji diye baktığımızda yüksek teknoloji ürün ihracat oranımız 2007 yılına kadar bir yükseliş yaşıyor ve Türkiye'nin teknoloji seviyesi 2007 yılında adeta stop ederek duraksıyor. 3. Burada önemli bir nokta da şudur. Türkiye hem teknoloji seviyesi durmuş bir ülkedir hem de düşük teknoloji ülkesidir. Çünkü düşük teknolojili ürün ihracat oranı halen %63.1 ile yüksek teknolojinin üzerindedir. Yani bizim teknoloji seviyemiz %60'lara gelip durmamıştır. Tersine %40'ın altında stop etmiştir. Teknolojik seviyemizin durmasının ücretler ve fakirlik üzerindeki etkilerini ilerleyen satırlarda grafiklerle vereceğiz ama bunun ana göstergesi yerli ve milli paramız olan Türk lirasıdır. Bugün 1 doların 31 lira olmasının bir başka göstergesi değer üretmeyen ekonomimizin durumu olarak görebiliriz. Yabancı sermaye bağımlılığı. Bir ülkenin teknoloji seviyesi neden ve nasıl durdurulur? Yukarıda değindiğimiz gibi bunun ana göstergelerinden biri de paramızın değeridir. Ama bir başka gösterge daha var. Yabancı sermaye bağımlılığı yani şer güçlere karşı bağımlı oluşumuz. Bunu nasıl ölçeriz? Büyüme ve dışa açıkla. Özal öncesi Türkiye'nin iki ana ihracat kalemi vardı. Fındık ve kuru üzüm. Oysa Özal bu ülkeyi makus talihinden kurtardı. Tekstil, konfeksiyon gibi hafif sanayi ile başlayan sanayileşme ve ihracat hemen rakamlara yansıdı. 1957-1981 dönemi büyüme %17.9 ve cari açık 14.840. Bir birimlik büyümenin cari açığı 831 milyon dolar. 1982-1992 dönemi büyüme %63.7 ve cari açık 8413 bir birimin büyümenin cari açığı 132 milyon dolar. 1992-2002 dönemi büyüme %34.2 ve cari açık 16927. Bir birimlik büyümenin cari açığı 495 milyon dolar. 2002-2012 dönemi büyüme %72.4 ve cari açık 327.924. Bir birimlik büyüme cari açığı 4.531 milyon dolar. 2012-2022 dönemi büyüme 66.9 ve cari açık 284.110. Bir birimlik büyümenin cari açığı 4.247 milyon dolar. Burada bazı noktalar ileteyim. TÜİK büyüme serisini 2016 yılında güncelledi ve artık sanal da olsa yalan da olsa büyüyoruz. Mesela Özal dönemi 10 yılın büyüme oranı %63.7 çıkıyor ama bunu yeni seride hesaplasak büyüme oranı en az %90'lara çıkar. Buna rağmen Özal dönemi her bir büyümenin cari açık etkisi sadece ve sadece 132 milyon dolardı. Oysa AK Parti dönemi her bir büyümenin cari açığı 4,5 milyar dolar seviyesine çıkartarak Türkiye'yi tam bir yabancı sermaye bağımlısı ülke haline getirdi. Hangi vatansever bir milliyetçi ülkesinin bu derece yabancı sermaye bağımlılığını içine sindirebilir? Her kelimede bağımsızlık ve şer güçlere meydan okuyan hangi ülke bu derece yabancı sermayeye bağımlı ekonomi oluşturur? Mesela bakınız bu yabancı sermaye bağımlılığı dış politikada Türkiye'yi ne hale getirdi? Hani Sisi'yi davet etmiştik ve geçen yıl Türkiye'ye gelecekti ama gelmedi ve gelmediği gibi biz ayağına getirtti. Bir gece ansızın gelebiliriz dediğimiz Yunanistan ve Müçotakis'in de aynı şekilde ayağına gittik. Çin para veriyor diye mi acaba Uygur Türklerini görmüyor yoksa sayıyor ve hatta sınır dışı ediyoruz. Ruslar askerlerimizi katlediyor ama Putin'in kapısında ayakta bekleyen yine bizleriz. Hatta Akkuyu'da milli egemenlik ihlali sayılabilecek bir satış mı yaptık? Rusya geçen yıl 15 milyar doları doğrudan ve 25 milyar doları dolaylı şekilde Türkiye'nin döviz açığını kapattı. Neden ve ne karşılığı acaba? Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz ikili para antlaşmalarıyla milli egemenlik şartlarını zorlayacak şekle nasıl ve neden geldi? Burada sayamadığım daha nice örnekler. Hepsi ve neredeyse tamamı yukarıda verdiğim yabancı sermaye bağımlılığının sonucu gelişen ilişkiler değil mi? Hangi vatansever milliyetçi ülkesinin bu derece bağımlı ekonomi ve siyasetinin olmasını benimseyebilir? Bilim, teknoloji yoksa fakirlik var. Bugün ülkemizin en büyük kuşaksal sorunlarından biri nedir derseniz hemen cevap vereyim. Her ile üniversite. Adalet sarayları yapıp adaleti nasıl öldürdüysek, bilimi ve eğitimi de her ile üniversiteyle öldürüyoruz. Herkes üniversiteli ama herkes işsiz gibi bir durum var. Mesela yıllık şu kadar edebiyat tarih öğretmeni ihtiyacımıza karşılık onun 50-100 katı edebiyat tarih öğretmeni sınıfı açarak aslında bu gençlerin hayatlarını mahvediyoruz. Bugün ülkemizde mesleksiz ve ömür boyu mesleğini yapamayacak milyonlarca üniversite öğrencimiz oluştu kasiyer veya motokuryelik yapan üniversite mezunları sadece bizde olsa gerek. Ara eleman adeta bitti. Meslek lisesi memleket meselesi demişti Koç Holding bir zamanlar ve sonra müsiyat ara eleman aranan eleman diye tekrar etti yıllar sonra. Ama ne çare. Kadavra görmeden yetişen doktorlar, bilim görmeden yetişen mühendisler, eksi netle üniversiteye giren öğrenciler, hepsi ülkenin karanlık geleceğinin birer inşası. İlkokulları camiye, ortaokul ve liseleri Kur'an kursuna çevirerek ülkenin bilimin silinmesini hangi vatansever milliyetçi benimseyebilir? Boğaziçi Üniversitesi örneğinde olduğu gibi nerede bir kalite ve değer varsa onu yok etmek kimin işine yarıyor acaba? Üniversite mezunlarının eski lise mezunları seviyesine düşmesi kimin işine geliyor olabilir? Beyin göçü ve çölleşen Türkiye 2017 yılından beri yazıyorum. Türkiye önce Arjantin ve sonra Venezuela olacak diyorum. Bugün ekonomi tablolarımız Arjantin'le yarışıyor. Aramızda öyle çok fark kalmadı ama Venezuela işi çok daha karmaşık ve yıkıcı. Venezuela'da olanları hatırlayalım. ABD karşıtı gibi duran Chavez'e karşı askeri darbe girişimi yapıldı. Venezuela halkı sokağa çıktı ve o askeri darbeyi püskürttüler. Sonra Chavez ne yaptı? Referandumlarla bütün yetkiyi kendine topladı. Meclisi bile formalite haline getirdi. Adeta tek adam oldu. Ne denetleme ne dengeleme kaldı ve ölünce yerine mirasçısı kamyon şoförü Maduro geçti. Tüm bu süreçte darbeye de tek adamlığa da karşı çıkan orta sınıf dertlerini anlatamadı. Tek adamlık pekiştikçe ve ülkeye yerleştikçe Venezuela halkının orta sınıfı ülkeyi terk etti geriye sürekli fakirleşen ve açlık içinde kıvranan bir ülke kaldı. Ya Türkiye 2017'den beri ülkeden kaçış var. Artık iyi eğitimlerin terk ettiği bir Türkiye var. Ülkesini seven, vatanına sıkı sıkıya bağlı olan herkesin en büyük dert edineceği bir olay bu. Giderlerse gitsinler diyerek Türkiye'nin çölleşmesine izin verilmeyecek bir durumdur bu. Ne iyi doktor, ne iyi mühendis, ne iyi eğitimci bu ülkede artık kalmamaya başlıyor. Bu durum uzun vadede ülkemiz için adeta bir yıkım demektir. İşsizlik, fakirlik artık kalıcı. Büyüme ve yabancı sermaye bağımlılığında görmüştük. Türkiye kalkınmıyor ve sadece şişiyor. Bunun ne gibi etkileri oluyor? 1. ilk olarak grafikte görüldüğü gibi büyüme ve istihdam arasında bağ kopuyor, artık yeterli istihdam üretemiyoruz. 2. istihdam yetersiz kalınca ne oluyor? Ücretler artmıyor. Hem değer, teknoloji üretimi yetersiz kalıyor hem de istihdam yetersiz kalınca karşımıza sürekli eriyen ücretler çıkıyor. Çalışanların ücretleri eridikçe oradan emeklilerin de ücretleri eriyor. Yani ülke olarak bir bütün kaybediyoruz. İyi ama bunca erimeye rağmen kazanan yok mu? İşte tek kazanan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de sadece ve sadece en zengin %5'lik kesim kazanıyor. Türkiye'nin tek kazananı en zengin %5 tek mutlu olanlar da sanırız onlar olsa gerek. Türkiye nüfus üretemiyor. Aslında her şey birbiriyle bağlı gelişiyor. Hiçbir bir diğerinden kopuk değil. Mesela fakirlik, yoksulluk, işsizlik ne doğuruyor derseniz tek kelimeyle cevap vereyim yokluk. Bu yokluğun en büyüğü ise evlat yokluğu. Türkiye'de ekonomi ve ekonomik beklentiler iyileşince doğum sayısı da artıyor nitekim bunu 2003-2008 arasında, 2011-2015 arasında gördük. Ama ne olduysa 2015 sonrası büyük bir çöküntüye girdik. Bir ülkenin nüfusunu koruması için aile başına 2.1 doğum gerekiyor. Bu 2.1 doğumun biri anne, biri baba ve 0.1'i de erken yaşta ölümler, kaza, cinayet vesaire için gerekli nüfustur. 2015 yılında 2.2 olan kadın başına doğum oranı 2022 yılında 1.62'ye düşerek adeta felaketi belgelemiş oldu. Hatta 2023 nüfus verileri doğum oranının çok daha hızlı düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Doğumu azalan Türkiye'de ne oluyor derseniz hemen onu da söyleyelim. Yaşlı nüfus hızla artmaya devam ederken çocuk nüfus bırakın artmayı tersine azalmaya bile başladı. Nüfus açısından büyük bir sıkıntılarımızdan biri de bölgesel nüfus gelişmeleridir. Değer üreten, ülkeye eğitim ve teknoloji açısından değer kazandıran bölgeler olarak mesela Marmara, mesela Ege, mesela Karadeniz bölgelerinde doğum oranları felaket ötesi seviyelere gerilemiş durumda. Bir ülkeyi sevmek, vatanseverlik ve milliyetçilik bu tablolar karşısında ne düşünebilir? Kısaca Türkiye'mizin sorunları kısa vadeli enflasyon, cari açık vesaire değildir. Türkiye'nin asıl büyük sorunları yapısal yıkıma giden temel sorunlardır. Değer üretemeyen bir Türkiye, nüfus üretemeyen bir Türkiye, kalıcı fakirliğe mahkum bir Türkiye, iyi eğitimlerin ülkeden gittiği bir Türkiye. Öylece karşımıza durmaktadır. Böyle bir tablo karşısında sessiz kalmak, uyarıda bulunmamak, dikkat çekmemek vatanseverlik olabilir mi? Böyle bir tablo karşısında asıl uyarmak ve dikkat çekmek vatanseverliktir. Asıl bu duruş milliyetçiliktir. Bilmem anlatabildim mi? Toplum sorunları bilmiyor mu? Gelelim son aşamaya. Büyük sorunlar ve büyük yıkım içine girmiş bir ülkemiz var. Kurumları çöken hatta inanç değerleri bile yıkılan bir Türkiye. Faiz indirirken naz, faiz arttırırken fazilet dediğinizde her ikisini de İslami bir söyleme oturtuyoruz. Acaba İslam birbirinin tam zıtlı şeyleri nasıl karşılıyor? 2017 referandumu için söylemiştim. Bu referandum geçerse bir ülke yıkılır, iki İslam yıkılır. Burada yıkılır kelimesi büyük zarar görür anlamındadır. Şimdi gelelim sadede. Toplumda fakirlik artıyor, işsizlik büyük sorun ama toplum buna seçimler yoluyla refleks vermiyor. Neden acaba? Elbette benzer sorunları başka ülkelerde yaşıyor. Hatta geçmişte benzer sorunları dünyanın başka ülkeleri de yaşamıştı. Büyük ekonomik buhranlar toplumları otoriter ve radikal partilere sevk ediyor. Nitekim Birinci Dünya Savaşı ardından gelen 29 buhranıyla Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franco ve Portekiz'de Salazar. Bugünse İsrail'de Netanyahu, Macaristan'da Orban, Hindistan'da Modi, bir dönem önce ABD'de Trump, Brezilya'da Bolsonaro örnekleri. Hatta Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da seçmenin radikalleşmesi de bunlara benzer örneklerdir. İngiltere'de Brexit örneği ve Boris Johnson mesela, Türkler Avrupa'yı istila edecek yalanıyla İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarttı. Olumlu oy verenlerin büyük kısmı ise ileri yaş grubu oldu. Şu anda İngiltere'de gençler yaşlılara çok kızıyor çünkü kandırılmışlardı. Zenci beyaz üzerinden kölelik konusunda iç savaş yaşayan ABD bile Obama sonrası Trump'a oy verebilmişti. O nedenle toplumlarda akıl tutulması yaşayabileceği çok uzman tarafından izah ediliyor. Türkiye'ye bakıyoruz. AK Parti'nin ilk dönemleri en fazla gençler ve yüksek öğretimliler mutlu. Grafikte görüldüğü gibi 2004-2006 3 yıllık ortalamalar döneminde yüksek öğretimliler %66.4 mutluluk oranına sahip. Bu oran şimdi 2020-2023 ortalamasına göre sadece %49 mutlu. Hatta mutsuzum diyenlerin oranı da 7.6'dan 14.5'a çıkmış. Toplam karamsarlık artışı 24.2 puan. Tabloda dikkat ederseniz alt eğitim grubu mesela AK Parti'nin ilk dönemlerinde pek mutlu değil. O kesimlerde de bir mutluluk kaybı var ama çok daha sınırlı. Eğitim seviyesi arttıkça şu gelişme yaşanıyor. Alt eğitim grubu daha az mutluluktan daha çok sınırlı bir kayıpla bir alta düşüyor. Ama eğitim seviyesi arttıkça AK Parti'nin ilk dönemlerinde daha mutlu olan kesim büyük şok içerisinde mutluluklarını kaybediyor. Peki buna rağmen neden seçimlerde bu tabla yansımıyor? Aslında sorunun cevabı çok basit. Toplum beka sorununa, terör sorununa, vatan millet söylemine kanıyor. Din istismarı da burada çok önemli. Bir tarafta deistler artıyor ama diğer tarafta da din elden gidiyor söylemi karşılık buluyor. Peki bütün bunlar ne ifade ediyor derseniz hemen izah edeyim. Realiteyi kaybetmiş bir toplum yapısının yansıması yaşanıyor. Eğer ülkenin gerçek temel sorunları gündemde kalsaydı, acaba sandıklar ne olurdu? Ya da şöyle söyleyeyim, vatandaş maalesef gerçek sorunları bir türlü göremiyor, gösterilmiyor. Hiçbir 2 milyar dolarlık köprüye verilen 15 milyar dolarlık hazine garantisi olur mu? Böyle bir ihaleciler silsilesi vatansever midir? Sizce nereye gidiyor?